Merkez üssü Elazığ olan 6.8 şiddetindeki deprem çevre illerde de hissedildi. Adıyaman'da depremden nasibini alan illerden oldu. Yaşanan deprem dolayısıyla halk sokaklara döküldü. 6.8 şiddetinde yaşanan depremin merkez üssü Elazığ olmasına rağmen Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da ciddi oranda hissedildi. Depremin etkisiyle dışarıya koşan vatandaşlar yaşanan şiddetli sarsıntıyı bakın nasıl anlattılar. Gördüğünüz gibi aynen. Çıkarken zaten bir bayan kızımız var. Korkmasın diye onu tutup çıkardık. Çıkarken de binaya bakıyordum. Gerçek ama gerçek, abartmayayım. 5 santim açıldı ve geri birleşti. Gördüm yani, kendi gözümle gördüm. Camlar yani iyi ki patlamadı. Ama Elazığ'da şu anda Allah yardımcıları olsun. Şu anda tek ama tek yapabileceğimiz şey dua etmek. Elimizden başka bir şey gelirse. Biz Adıyaman halkı zaten her zaman hayırseveriz, vatan severiz. Bize düşen ne olursa olsun şu anda toplasınlar, gidin desin, ben hazırım. Hazırım yani, şu anda onların yanında olmaya hazırım ben. Çok teşekkür ederim efendim. Çünkü bu afettir, bu yarın bizim başımıza da gelir. Çünkü gördük, Gölcük depremi bir örnektir. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Böyle afetlerden cümlemizi korusun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Tamam. Ya çok kötüydü. Elim ayağım titredi. Yani direkt yola fırladım. Yol ayağımın altından kayıyordu. Evet. Yani direkt oturdum. Hayır. Bu ikinci defadır. İki yıl önce yine yaşandı. Yine buradaydım. Evet. Yani yine çok kötü oldum. Evet. İnşallah bir daha göstermez. İnşallah Rabbim bir daha göstermesin bu günleri yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dışarıya attın depremde. Evet. 6.8 Elazığ'da oldu ama deprem sanki Adıyaman'daymış gibi oldu. Evet. Neler yani, söyleyeceksin? Dükkanda iş yaparken birden kendimizi dışarı atmak zorunda kaldık. Evet. Önceden Adıyaman birinci deprem kuşağında olduğu için biraz korkuyla kendimizi dışarı attık. Sonra çevredekilerin o korku şeyini gidermeye çalıştık. Evet. Allah da biterinden saklasın. Tüm halkımıza geçmiş olsun diliyorum. Çok sağ ol. Rica ederim. Vallahi gerçekten İnancınız olsun, bayağı bir sarsıldık. Evet. Korkmadık desek yalandır, korktuk yani, hepimiz dışarı kaçtık. Evet. Ya da Allah'ın izniyle inşallah bir şey olmaz diyelim. Evet, şu anda Elazığ'da durum çok ciddi. Evet, görünüyor. Evet, şu çok ciddi. Bütün i̇nşallah. Elazığ'dan evet. Canlı yayın veriyor. Oradakilere evet. Neler söyleyeceksin? Allah yardımcılar olsun. Başka da ne diyelim, elimizden gelen bir şey olursa da yardım etmeye hazırız. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şiddetinde bir deprem yaşandı. Evet. Tabii Adıyaman'da da büyük bir şekilde hissedildi. Merkez üssü Elazığ'da. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi bayağı yani tehlikeli. Hemen dışarı kaçmak lazım tabii ki. Dikkatsizlikten hemen yakalandık. Her şey hazırlıklı olmak lazım. Bunu üstlerimizin dikkatine varılması lazım. Yani.